Cimur, sen Küçük Prens'i okudun mu? Hı? Okudum mu? Sadako'yu okudun mu? Onu da mı okumadın? Aa. Karamazov kardeşleri okumuş muydun Cimur? Abi hiç sorma, ben sana söylüyorum da... ...ben de aynı durumdayım ya. Okumadığım için çok üzüldüğüm kitaplar var ya. Merhabalar arkadaşlar. Şu anda en mutlu olduğum yerde, yani kitaplarımın içindeyim. Kitaplarımın içinde olmak bana huzur veriyor. Onların arasında kaybolmayı çok seviyorum. Ben burada bazı kitapların hala bulunmamasından dolayı çok huzursuz oluyorum, rahatsız oluyorum. Şimdi diyeceksiniz ki madem rahatsız oluyorsun git al oku. Ama olmuyor işte. Öyle bir 10 kitap var ki bu 10 kitabın neden hala kütüphanemde olmadığını sizlerle paylaşmak istiyorum. Henüz kütüphanemde bulunmayan 10 efsane kitap. Şimdi bu klasikleri alıp bir okumadan okudum diyorlar ya. Sen de yapmıyorsun. Ya. Eminim sizlerin de hala ben bu kitabı nasıl okumadım, okuyamadım diye hayıflandığınız kitaplarınız vardır. Ne kadar okursanız okuyun mutlaka okumayı istediğiniz fakat okuyamadığınız bir kitap oluyor hayatınızda. Hani bir Çin atasözü vardı meşhur. Ne tarafa dönersen dön kıçın hep arkadadır gibisinden. Yani ne kadar okursak okuyalım bir şekilde bazı kitaplara yetişmek mümkün olmuyor. Üniversitedeyken bir hocamız çok güzel bir tespit yapmıştı bu konuda sayılarını şu an tam net veremeyeceğim ama yılda şu kadar şu kadar kitap basılıyor Türkiye'de demişti. Sayısını İstatistik Kurumu'ndan alarak vermişti bunu bize. Ve siz 24 saatinizin tamamını aralıksız bir şekilde okumaya ayırsanız dahi bu kitaplardan ancak şu kadarını okuyabilirsiniz gibisinden bir istatistik vermişti bize. Bende de önceden şöyle bir hastalık vardı. Elime geçen her şeyi okuyayım. Ne olacak ki okumadan zarar gelmez. Ama gerçekten bir süre sonra yetişemediğinizi hissediyorsunuz ve daha seçici olmaya başlıyorsunuz. Bu seçicilik de size aslında birçok şey kazandırıyor. Ama ne kadar seçici olursam olayım yine de yetişemediğim bu 10 kitabı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kitaplardan birincisi Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabı. Bazınız muhtemelen Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını okumuştur ama benim okumamak için geçerli bir mazeretim vardı arkadaşlar. Üniversiteden beri ben bu kitabı uzaktan uzaktan kokluyorum. Peki neden alıp okumadım? İlk olarak Oğuz Atay'ın karakterini bildiğim için kitabın nasıl bir içerikten oluştuğunu az çok kestirebiliyorum yani edebi anlamda. İsmi de tutunamayanlar ve kitap hakkında da çok bilgiye sahibim. Ama alıp baştan sona okumaya bir türlü cesaret edemedim. Ve hep şunu düşündüm. Bu kitabı okumamın zamanı daha gelmedi. Hatta ben bir ara Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını 40'lı yaşlarımda okumak istiyorum diyordum kendi kendime. Hatta etrafımdaki bazı insanlar da söylüyordum bunu. Hala neden okumadım falan diyenler oluyordu çünkü. Çünkü. Bilmiyorum. Sanki Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar kitabını 40 yaşından önce okumamam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ama mutlaka okuyacağım tabii ki. O zamana kadar bekleyemem. Gelelim kütüphanemde bulunmayan efsane ikinci kitaba. Umberto Eco'nun Gül'ün Adı kitabı. 700 küsür sayfalık bir kitaptan bahsediyorum arkadaşlar ve Umberto Eco'yu az çok tanıyanlarınız bilir. Romanları çok ağırdır. Okuması, sindirmesi çok zordur. O yüzden ben şimdilik ertelemek durumunda kalıyorum. Hep gülün adını duyduğum zaman böyle elim ayağıma dolaşıyor. Hala zamanının gelmediğini hissediyorum. Alırım okurum yani sıkıntı değil ama ben bir kitabın boşa gitmesinden hiç olmasından gerçekten çok korkuyorum. O yüzden hakkını vereceğimi hissettiğim an okumak istiyorum. Gelelim kütüphanemde bulunmayan 3. efsane kitaba. Dante'nin İlahi Komedyası bu kitabın adını duymayan yoktur zannedersem ama okuyan kişi sayısı çok azdır. Hakkını vere vere okumak istiyorum. Düşünsenize günümüzden 700 küsür yıl önce yazılmış bir metinden bahsediyoruz. Ve ölümden sonraki 7 günü işleyen bir süreç. Ve birçok modern kitaba da zemin oluşturmuş bir kitap. İlginç bir kitap. Yani bir an önce okumak istiyorum. Şu an arkamdaki rafta Dante'nin İlahi Komedyası'nın olmaması beni rahatsız ediyor. Gelelim dördüncü kitabımıza. Aynı şekilde yazarını ve eserini ezbere bildiğimiz bir kitap. Homeros'un İlyada ve Odesa kitapları hakkını vererek çevrilmiş bir kitaptan okumayı çok istiyorum. Ama neden okumadım, okuyamadım bilmiyorum. Konu çok uzak geliyor. Sanırım bir destan olması, o uzun yolculuk beni biraz düşündürüyor ve kitabı sürekli ötelememe neden oluyor. Ama dönüp dolaşıp hep şunu düşünüyorum. Şuracıkta Sakız Adası'nda yaşamış bir insanın birçok modern romana konu olmuş destanını hala okumamış olmam benim için bir ayıp değil mi? Bu soruyu kendime sürekli soruyorum ve bu kitabın kütüphanemde olmaması beni oldukça geriyor. Gelelim kitaplığımda olmamasından dolayı müthiş bir üzüntü duyduğum ve uzun zamandır listemden alışveriş sepetime ekleyip ekleyip hayır bu sefer de değil zamanı değil deyip çıkardığım müthiş bir seriye, müthiş bir kitaba, efsane bir kitaba gelelim. Hangi kitaptan bahsediyorum? Kayıp Zamanın İzinde. Marcel Proust'un efsane kitabı. Sevdiğim birçok yazarın da sevdiği bir kitap. Toplamda 3000 küsür sayfalık uzun soluklu bir kitaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Saydığım kitaplar içerisinde sırtımda kambur olarak taşıdığım ilk kitaplardan biri bu kitap. Ama eminim edebiyatın çok eşsiz çizgilerinde gezdirecek bir kitap bu kitap. Bakalım kısmet. Gelelim 6. kitabımıza. Tolstoy'un o efsane, belki de birçoğunuzun okuduğu meşhur kitabına. Okumamış olmaktan dolayı gerçekten çok üzüntü duyuyorum şu anda. Tolstoy'un Anna Karenina'sından bahsediyorum arkadaşlar. Hala okumadığım efsane klasiklerden biridir. Bin küsür sayfalık bir kitap. Birçok yorumunu, birçok incelemesini okumuş olmama rağmen kitabının kendisini kitabın kendisini hala okumadığımı itiraf edeyim. Bundan dolayı üzüntü duyuyorum ama en kısa sürede en kısa sürede mutlaka okumayı istiyorum. Aranızda okuyanlar vardır. Ne kadar efsane bir his yaşadığınızı şu an buradan tahmin edebiliyorum. Lütfen o hissi bir an önce benim de yaşamam için bana oradan olumlu enerjilerinizi yollayın. Şimdi gelelim 7. kitabımıza. Otomatik Portakal'dan bahsediyorum. Otomatik Portakal edebiyat ve sinema alanında İsim yapmış çok ünlü bir eser. Hala okuyamama nedenim açıkça söyleyeyim. Efsane film uyarlamasının fragmanını seyretmiştim. Önce kitabını okuyup sonra filmini seyredeyim diye niyetlendim uzun zaman önce. Ama bu kitabın film uyarlaması <laughs> beni çok yani içimde karıncaların gezmesine neden olan bir fragmanı var. İzleyin belki ne demek istediğimi daha iyi anlarsınız. Hatta şu an durdurun, gidin Otomatik Portakal filminin fragmanını bir izleyin. Onu izledikten sonra dedim ki yok yok yok. <laughs> bu biraz daha dursun. Yani insanın makineleşmesini konu alan ilginç bir distopya. Gerçekten müthiş bir zevk alacağımı düşünüyorum ama dursun diyorum ya şimdilik. Gelelim 8. kitabımıza. İçimde bir yara olarak taşıdığım bu kitap neden hala okumadım gerçekten bilmiyorum ya. Neyi bekletiyorum ki? Ama hayır inat ettim. Üniversitede Herkesin elindeydi bu kitap. Neden bahsediyorum? Zülfü Livaneli'nin Serenat kitabından bahsediyorum. Yani eminim bu videoyu izleyenlerden 10 kişiden 7'si 8'i Serenat'ı okumuştur ya. O kadar eminim yani. Çünkü okundu bu kitap yani. Ben okumadım. Neden okumadım? Kitap herkesin elinde dolaştığı zaman bir okuma isteğim kaçıyor benim. Okuduğum dönemde bana özel olmasını çok seviyorum. Bana iyi hissettiriyor kendimi. Öyle bir <laughs> kaçırdım ki treni. O dönem okumadım. Ondan sonra da şöyle bir his oluştu bende. Zülfü Livaneli'nin en efsane kitaplarından biri olduğunu biliyorum. En iyilerinden biri. Bunu biliyorum. Ve bu yüzden diyorum ki Zülfü Livaneli'nin okumadığım diğer kitaplarında okumadan serenata okumayacağım. Yani zirvede bırakacağım mevzusu var ya. Serenata o yüzden hep sona saklıyorum. Mesela tam serenata alacağım. Diyorum ki yok şunu da söyleyeyim ondan sonra serenata okuyayım. Gelelim 9. kitabımıza. Dostoyevski'nin Efsane Ecinliler kitabı. Gerçekten müthiş bir klasik. Biliyorum. Birçok incelemesini okudum. Birçok eleştiri yazısını okudum. Birçok yazarın bu kitapla ilgili yorumunu dinledim. Bayılıyorum ben bu kitabı. Okumadan bayılıyorum. Dostoyevski'nin yani okunması gereken 4 kitabını, 5 kitabını saysak Ecinilleri mutlaka ilk sıralarda saymamız gerekiyor. 700 küsür sayfalık bir kitap Ecinliler kitabı. Aslında çok da kalın sayılmayan bir kitap. Neden okumadığıma gelirsek gerçekten Yetişemediğim kitaplardan biri yani bunun özel bir nedeni yok. Hani sonraya bıraktığım veya e, hazır olmadığımı düşündüğüm kitaplardan biri değil. Orhan Pamuk bir kitap için en iyi siyasi kitap diyor. Yani onun gerçekten bu yorumu beni iştahlandırıyor bu kitap konusunda. Kısmet olursa bu sene, Aralık ayı gelmeden okumak istiyorum. Eğer okuyamazsam da seneye kesinlikle Ecinliler arkamda bana güç veren kitaplardan biri olacak. Bundan eminim artık zamanı geldi çünkü. Gelelim... 10. kitabımıza, son kitabımıza. Şu an kelimeler boğazımda düğümlendi. <laughs> Bütün kitapları saydım, sayıştırdım rahat rahat ama bu kitabı nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Timur bana bir mendil verir misin ya? Timur, abi bana bir mendil. Ben bu 10. kitabı nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Mendil yok mu? Peçete? Doğru mu? Yok. Senden zaten. Bunu okumama nedenim daha doğrusu şöyle. İlk kitabını okudum. Geri kalanlarını okumadım. Ve o dönem yine aynı hissi yaşamıştım. Ben bu kitaba yazık etmek istemiyorum. Çok değerli bir kitap çünkü. Birçok anlamda olgunlaştıktan sonra bir kitabı okumalıyım deyip devamını okumamıştım. O günden sonra serisini devam ettirmedim. Üniversite hayatımda da hep erteledim aynı serenat kitabı gibi, kayıp zamanın izinde gibi, tutunamayanlar gibi bunu ileride okumalıyım dedim. Ve şunu düşündüm hep. Yazarım bütün kitaplarını okumadan yazarım bu opus magnumunu yani şaheserini dünyaya nam salmış olan kitabını okumamalıyım dedim. O yüzden o gün bugündür onun bütün kitaplarını bitirmeden ben bu seriyi okumayacağım diye kendi kendime bir söz verdim. Aslında bundan gayet mutluyum ama hala okuyamadığım için de mutsuzum. Hangi kitaptan bahsediyorum biliyor musunuz? Yaşar Kemal'in efsane serisi İnce Mehmet'ten bahsediyorum. O kadar mutsuzum ki şu an hala o dört kitabı da okumadığım için. Ne diyeceğimi bilmiyorum ama bir sürpriz yapıp bütün kitaplarını söyleyip aylık okumaların birinde tamamını okumayı istiyorum. Ve o efsane kitabında hayatımdan gelip geçmesini istiyorum. Ama üniversiteden beri dayanıyorum. Bütün kitaplarını bitirmeden asla diye kendi kendime hep söyleniyorum. O yüzden zannedersem bir süre daha bekleteceğim ama İnce Mehmet hepimizin mutlaka okuması gereken bir kitap ve şu an arkamda bana güç veren kitaplardan biri değil belki ama her zaman şuramda taşıdığım bir karakterdir İnce Mehmet. O ilk kitabın etkisi hala üzerimdedir devamını okumamama rağmen. En kısa sürede umarım İnce Mehmet serisini de bitirip anlamın akıyla <laughs> tekrar şuraya otururum ve arkamda onun gücünü hissederim. Sizden ricam bu saydığım kitaplar içerisinde okuduğunuz varsa bunlarla ilgili içerik hakkında bilgi vermeden lütfen yorumunuzu aşağıya atın. Bizi gaza getirecek yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize iyi kitap kutlamalar diliyorum. Görüşmek üzere. Adam yazmış. Sen de okuyacaksın. Bana da özetim çıkar. <laughs>